Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmetihi ve yec'al lekum nuran temşune bihi ve yagfir lekum ve allahu gafurur rahim. Sadakallahu azim. Kardeşlerim, bu Mustafa Öztürk denen adam hakkında artık konuşmayayım diyordum. Peş peşe 3 konuşma yaptım. Ama bazı kardeşlerimin sıkıntıları beni bu konuşmaya zorladı. Cübbeli Ahmet Hoca diye meşhur olan Hoca Efendimiz diyor ki, yahu diyor adam şöyle konuşuyor, böyle diyor, çok tehlikeli, konuştuğu en yüksek alimleri dinden çıkarır, yoldan saptırır vesaire. Hayır kardeşim Ahmet Hoca. Adam konuşkan diye kimseyi yoldan saptıramaz, ancak cahilleri saptırır. Akılları zayıf olanları saptırır. Allah'ın izniyle hiç okumamış, yazmamış bir insan Allah ve Resulünü birazcık tanıyorsa bunun şeytanın kölelerine hizmet ettiğini bilir. En azından yüzüne tükürerek uzaklaşır. Hiç korkma, hiç merak etme. Diğer kardeşimiz İhsan Şen Ocak, bir öğrencinin hocam beni imanımdan vazgeçirdi diye şikayette bulunmasından dolayı tabii çok hiddetlenerek cevaplar veriyor. Allah bütün yüce din İslam'ın hizmetkarlarından razı olsun. Kardeşlerime buradan selam ediyorum. Şimdi önce bu adamın çok gevezelik yaptığını ama Arapçayı bilmediğini anlatacağım. Bilemez çünkü Allah Teala çalıştığı kadar verir. Hibetullah olan vehbi ilmin gadasını aldırır Kayseri'nin dediği gibi. Az önce okumuş olduğum ayeti celilede Cenab-ı Hak İslam'ın ilk davet sıralarında Yahudi ve Hristiyan alimlerine diyor ki, ey ehli kitabın uleması, ey iman ehli olan alimler, ulema, alimler, ulema alimin çoğulu, evet, Allah'tan korkun, ona ve Resulüne ters düşmekten korunun, onun Resulüne iman edin. Musa'ya, İsa'ya iman ettiğiniz gibi son peygambere Hazreti Muhammed'e iman edin. Eğer iman ederseniz, orada gizli cümle, eğer iman ederseniz Allah size rahmetinden iki nasip verir. Bakın bunun birisi zahir ilmi dediğimiz, zahirden biraz ilim. Yani çalışana çalıştığı kadar veriyor. İkincisi ise katından hesapsız bir ilim. Dolayısıyla bu adama bakıyorum, Arapçası yok. Niye? Allah'tan korkmadan diyor ki, Kur'an diyor almış diyor, Velid bin Mughira aşağı, As bin Vail yukarı. Allah'tan kork. Kuldan utan bir adam. Kur'an'da Velid bin Mughira, As bin Vail diye tek kelime yok. Zenim kelimesine piç demek diyorum. Kur'an'da piç ifadesi de yok. Veledüz zina Arapçada. Zina çocuğu. Piç. Ama bil ki Velid bin Mughireler olsun, bu ayette hedef alınanlar olsun ki bunlar tamim ifade eder, piçten çok alçaklar. Mesela zenimin kelimesinin esresi nereye bağlı? Buna hiç bakmamışsın ey Mustafa Öztürk. Külle hellafindeki külle kelimesine, oraya matuf. Yani her bir zenim. Bu zenimi önceki konuşmalarımda anlattım. Babası anası farklı olan köpeği alırlar, beslerler, efendim yırtıcı, saldırgan bir hale getirirler. Ondan sonra bir de kulağını kesti mi çıldırtırlar. Bu artık gördüğüne saldırır. Gözü köpek tanımadığı gibi her karartıya koşar. Ve başlar konu komşu kim varsa onların avlusunda dalıp hayvanları boğmaya, önlerindekini alıp yutmaya.
Utül soysuzu bundan önceki kaba, obur, doymak bilmeyen. Sonra kulağı kesik. Yani maktu'un zenim kelimesi fe'il bi mana mef'uldür, mef'ul manasınadır. Yani meznum anlamındadır. İki kulağı kesik, sonra da kuyruğu kesik anlamına gelir. Kafirlerden birisinin savaşta burnu kesilip rezil olduğu ifadeleri de var. Soysuz tabii, dediğim gibi. Veled-i zina Kur'an'da geçmez ama ondan çok alçak bunlar. Niye? Hak hukuk tanımaz. Devamlı garip kurabayı ezer. Hak hukuku alır, tecavüzlerde bulunur. Yer yaşamaya çalışır. Ama bunun saldırganlığını takip eden bir yiğit diyorum. Böyle köpekleri, yani o azgın çıldırmış köpeği avlusunda kıstırır. Ensesine dirgen dediğimiz Anadolu'da üç parmaklı veya dört parmaklı ucu sivri demir, sap, saman deşelemeye kullanılan çöker ensesine, o güç, kudret, kuvvet tanımayan köpek yere yapışır. Tabii o boynundan en az iki delik açar. Ondan sonra tutar bir de kuyruğunu keser, onun ne hale geleceğini bilir. O kuyruğunun kesilmesinin acısını unutur. Köpeklere bakmaya, onlara gözükmeye utanır o köpek. Cenab-ı Hak bu gibi kafirleri ona benzetiyor. Azgınlık yaparak yeryüzünde kimseyi tanımayanları diyor öyle bir darbe ile rezil ederim ki girecek yer arar. Adam Arapçayı bilmediği için diyor ki efendim bu zenim diyor Allah sözü olamaz. Allah'ın sözü seni de oraya dahil etti zaten. Cenab-ı Hak seni de oraya bu davranışınla dahil etti. Binlerce, on binlerce, belki milyonlarca zenim. Çünkü külle hallafin mehin dedikten sonra devam ediyor ayet, geliyor utullim ba'de zelike zenim. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Allah'a kul köle olmayı cihana elbette sultan, hükümdar olmaktan üstün tuttum. Çocukluğumdan beri Hazreti Ali'ler gibi, İmam-ı Azamlar gibi durup namazda Kur'an'ımı hatmetmeyi hayalledim. Rabbim 20-30 senedir bu şerefe erdirdi. Namazda 10-12 saat gibi bir vakitte hamdolsun Kur'an'ımı hatmediyorum. Öğrencilerime akşam namazından sonra oturuyorum. Sabah namazına kadar gürül gürül baştan sonra bir oturmada dinletiyorum Rabbim hamdolsun. Hulasa bir kelimeyi alırken nerede bu konuda neler var? Mesela başka bir zenim yok Kur'an'da. Pek çok kelime çok kere tekrarlanır. Ama zenim burada çok özlü bir ifade. Ancak bunu bu şekil Allah Azimüşşan kullanır. Zaten ne diyor? Eğer Rabbinizin kelamı olduğunda şüpheniz varsa fe'tu bi suretim misli. Oradaki tenvin teklil ve tasgir için. Yani en küçük bir suresinin benzerini getirin diyor. Sen bir ömür çalışsan, senin gibi milyonlar da sana destek verse, cinler ve şeytanlar da içinden üfleseler, bu zenimi oraya koyamaz ve o manaları orada toplayamazsın. Çünkü Allah onu oraya koymuş. Evet kardeşlerim, bu diyor ki Allah'tan korkmadan Kur'an Muhammed'in sözü diyor. Çünkü diyor Hicaz bölgesinin, Suudi Arabistan topraklarının az bir yerine diyor dayanıyor. Ora halkına, ora ehline sesleniyor. Peki. Câsiye suresi 13. ayet. Ve sekhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemi'an minhu zamiri kendisine gidiyor Cenab-ı Hakk'ın. Size ey Adem oğulları, Hazreti Adem'den kıyamete kadar ey insanlık, semavat ve arzda olan, yani her şeyi müsekkar kıldı, emrinize verdi. Hizmetkar yaptı.
Cemiyen bütün olarak istisnasız. Minhu, tabi bu başka türlü olmaz ancak katından bir ikram. Kendisinden bir ikram. Evet. Şimdi bu adam Arapça inceliklerini bilmediği gibi Türkçe'yi de konuşamıyor. Mesela diyor ki benim diyor toplumum diyor karamsar olduğu bir zaman, yani her şey tükendiği, bütün imkanlar ortadan kalktığı, çaresiz kaldığında dahi mutluluk yaratmasını bilir diyor. Ya bu ne demek ya? Böyle bir Türkçe olur mu ya? İmam Hatip'te öğrenciyken, ilahiyatta da çok oldu da, hocalarım uyardım, hocam bu kelime yakışmadı buraya, bu buraya olmadı. Kulaklar için nasıl edebiyat hocam Ali Balta Bey dedi ki, bir tartıştık. Adam beni tebrik etti. Tebrik etti. Orada bir Müslüman, onlar sahte tanrılarına taparken, haşa, yanlış kullandım, iftira olmasın o kişiye, Niyasami Banarlı. Onlar sahte Allah'larına taparken, işte şöyle şöyle cümle, hocam bu olmadı. Müslüman bir adama bu yakışmadı. Allah ismi celili özeldir, tanrılar yerinde kullanılmaz dedim. Yahu sen işte şöyle böyle. Dedi ki, Allah Teala'nın Allah isminin anlamı ne? Dedim ki tek kelime olarak tercümesi yok bunun karşılığında. Ama bütün sıfatlar ve isimler onu açıklar. Vacibül vücud, halikul kevn saydım. Hamdolsun lise öğrencisiyim. Dedi ki burada yanıldın dedi. Özel isimlerin anlamı olmaz. Dedim ki senin adın ne? Ali. Ali dedim pek yüce demek. Peki dedi Ali, o üstün yüksek, yüce. Ama Ali pek yüce, genelde kibirlilere Ali kullanılır, şerefli insanlara da Ali denir eğer sıfat olarak kullanacaksak. O adam pek Ali'dir dersin. Hüm aliyetül kavmi, onlar toplumun Ali'leridir. Şu şuydu, bu buydu, dedi ki Osman ne demek dedi. Allah'a sonsuz hamdolsun. Bu derim ki benden yayıldı. 70 küsurlarda. 75'lerde. Ferkut Sıvban demek deyince şaşırdı. Ne demek? Ejderha yavrusu. Yani çevik büyük yılan. Ejderha büyük yılan dedim. Genelde hantal olur. Bu çok çevik. Kayseri'de tabi çok Allah'a hamdolsun manevi bir hatıram var. Vaktim olursa onu da anlatırım. Hemen anlatayım kısaca. Kayseri'de ileri gelen bir büyüğün çocuğunun kahve merasimine vardık. Orada halk kalabalık. Eşraftan biri olduğu için. Orada Hürriyet Mahallesi'nin muhtarı, muhtarından bahsediyorlar. İşte şöyle akıllı böyle bilmem ne filan. Ben dedim ki işte çocuklarınıza güzel isimler koyun. Mesela dedim isim iki maksatla konulur. Bir anlamı güzel olsun diye. İki bir büyüğün adı diye. Mesela dedim Ayşe güzel yaşayan, Hatice eksik doğmuş olan ama Fatıma her şeyi bırakıp Allah'a kopan, her şeyden Allah'a kopan, Şakire Rabbisine şükreden Saliha kusursuz hanım, ben kabul etmiyorum dedi Osman Efendi. Allah'a sığındım, manevi hatıram şu. Gencim 30 yaşlarında, Cami-i Kebir, Kayseri Ulu Cami'de imamım. Ama hamdolsun hafızlığımla, Arapçamla, dini ilimlerdeki hizmetimle halkımın sevgilisiyim. Cemaatimin sevgilisiyim. Benimle beraber yaşayan halkın, bu halk ifadesini de böyle bildin. Benimle beraber yaşayan halkın sevgilisiyim, Allah'a hamdolsun. Çünkü maddi her şeyi bırakarak sırf Allah rızası için çocuklarını bedava okuttum. Üniversitelisini, liselisini, efendim ilkokulusunu. Kur'an öğrettim, Arapça öğrettim, İslami dersler verdim. Allah'a sığındım. Sığınınca dedim ki mesela dedim Osman, Hazreti Osman Efendimizin adı ama pek önemli bir manası olarak değil dedim. Resulullah Efendimizin halifesi olduğu için adını koruruz. Osman ejderha yavrusu demek deyince muhtar efendinin dili durdu.
Rengi kızardı, yüzü kızardı, rengi attı. Halk sükuta erdi. Onlar tabii o adamı tanıyor, ben tanımıyorum. Ama dedim kötü bir manası olsaydı dedim, Resulullah Efendimiz değiştirdi, değiştirmedi. Çünkü dedim çevik demek. Bir kahkaha gitti. Kayseri'nin ileri gelen birisi dedi ki, oğlum Osman, adım Osman, soyadın da çevik. Bu Alihsan. Adamı dedi ciğerinden vurur. Çünkü Kur'an'ımın ruhu içimde can olup dolaşıyor. İmdadıma her zaman yetişiyor. Evet, evet, evet. Arapçayı bilmiyor, Arapçayı bilmiyor. Kur'an'ın ancak Allah Teala tarafından olabileceğini anlayamamış. Mesela zenim kelimesinin oraya konması ve sayısız zünemayı ihata etmesi, bugünlerden itibaren kendisinde içine alması ancak Allah'ın kuşatmasıyla oluyor. Anlatıyorum, anlatıyorum. Bunların maksadı bu vatanın evladına hizmet etmek değil. Macronlara kim onlar? Şer odaklarının bekçi köpekleri. Devlet başkanı oluyor ama köpeklikten kurtulamıyor. Yahudisine, azgın Hristiyanına yaranmak için adam görev yapıyor. Ya halkını saadete götür. Türk'ün Azerbaycan'la desteğine homurdanıyor. Karşında hiçbir şey yapamıyor. Kararlar aldırıyor, alıyor. Tabii köpeğin karartıya uyuması, ürmesi gibi. Çıktı oranın devlet başkanı. Benim başkanım çıktı, ne yaptı? Vatanımın başkanı. Kabul edin etmeyin. Vatanımın başkanı çıktı, ne yaptı? Sen falan şehrini ver onlara, yerleştir. Yaşasınlar. Veyahut efendim ben de diyorum. Onları dünyada ve ahirette mesut et. Tabi ahirette nasip var mı? Asla. Yani bunlar da onlara yaranarak acaba gittiğimizde oralardan görev alırız mı? Alırlar tabi. Adam gidiyor Amerika Üniversitesi'nde hoca oluyor. Yüksek maaş alıyor. Köşklerde, saraylarda, yatlarda yaşıyor. Yaşayın. Sizin gibileri demmerallahu tedmira. Tepele diye yere geçirdi Allah azimuşlar. Allah Teala tepeler mi? Öyle bir tepeler ki. Allah Teala savaşır mı? Öyle savaşır ki. Estaizu billah la tükellefu illa nefseke ve harradil müminin. Asallahu en yeküffe be'sellezine keferu ve allahu eşeddu be'sen ve eşeddu tenkile. Allah savaş yapmakta en çetin. Düşmanını cezalandırmakta, hem de ibret alem ceza ile cezalandırmakta pek kuvvetli. Bunlar ayet. Ayet. Evet. Bu adam marifetullah'tan nasipsiz, Allah'ı tanımıyor. Cenab-ı Hakk'a efendim acı duymak gibi, daha düşünmek gibi, daha memnun edilmek gibi sıfatlar nispet ediyor, haşa. Memnun olmak, memnun edilmek demek, ikramlara, yardımlara, iyiliklere mazhar olmak demek. Haşa, Cenab-ı Hak kimden ikram görecek? Allah'a yakışmaz bu. Düşünmek nedir? Aklı gezdirmek. Yaratılmış olan şu alemde aklı gezdirerek gerçekleri bulmaya çalışmak. Düşünmek budur. Ha, acı duymak. Bekir Topaloğlu'nun dırnağı kadar olamazsın sen. O niye? İmanlı biri. İmanlı biri. Onun açıklamasını beğenmiyor. Diyor ki acı duymaktan münezzeh. O rahimdir, rahmet sahibidir ama acı duymaz. Diyor ki yani Allah acır, şefkat eder. Haşa. Acımak şudur kardeşim. Bir mazlumun zalim elinde ezildiğini, aç kaldığını, açık kaldığını görürsün. Gerçekten acırsın. Ağzın içi acır. Tansiyonun, şekerin bozulur. Allah Teala'nın rahmeti bu değil ya. Mesela toprağı rahmeti yağmur ikram etmesi. Kula rahmeti de ihtiyacını görmesidir. Bekir Topaloğlu orada hocamız çok şey insanlara hizmet etti. Eserleriyle Arapça öğretti vesaire. Kitapları sırf ümmeti yetiştirmek için yaptı, yazdı, ortaya koydu. Senin gibi sapıklığa hizmet etmedi.
Allah'tan kork. Yüce Kelam Kur'an-ı Kerim'in tek kelimesini inkar eden kafir olurken sen baştan sona inkar ediyorsun. Korktuğun için dinleyi dinleyi, bekleyi bekleyi açılıyorsun. Korktuğun için. Ama bundan sonra hep korkacaksın çünkü Allah senden güveni ve selametini çekecek. Ha diyorsun ki Allah kendini övmez. İhtiyacımı var. O övünmez övmez de kendini sen ve senin idarecilerin mi övünecek? Allah mütekebbirdir. Mütekebbirdir. Bunu Resul-i Zişan Efendimiz icat edip ona yakıştırmadı. Allah ona öğretti. Kendisinin mütekebbir olduğunu, yani büyüklüğünü devamlı gösterecek tekebbürde senin için tekeffül var. Onları bana sor. Tekeffül ne? Mutabaat ne? Senin için tekeffül var. Tefeul babında. Ama Allah Teala için böyle bir şey yok. O mütekebbir şu, aralıksız olarak büyüklüğünü açığa koyacak. Ahirette de bugünkü gördüğünüz büyüklüğünü, yani cennet ehli olsun cehennem ehli olsun, bugünkü gördükleri, oradaki gördüğümüz büyüklüğünü ertesi gün göstermeyecek, daha muazzam, daha büyük olarak bize gözükecek. Evet. Diyor ki efendim işte bana kulluk yapın, ona kulluk yapın vesaire gibi ifadeler. Evet. Cenab-ı Hak edebiyatı herkesten iyi kullanır. Edebiyattan birisi de iltifat sanatı. Yani şahıstan şahısa dönme. O derken ben demek. Sen demek. Şahısları değiştirme. Bu sanatın türlü incelikleri var. Muhatabı ve dinleyiciyi efendim etkili ve faydalı hale getirmek kastıyla Allah Teala bunun da en iyisini yapar. Bir diğer husus, eğitir, öğretir. Estaizu billah. İnneni enallahu la ilahe illa ene fe'abudni ve aqimus salate li zikri diyor. Bakın, bilesiniz ki ben var ya, ben şüphesiz ben Allah'ım. Sırf bana kulluk yap. Ey Musa ve ey her bir kul. Sırf bana kulluk yap. Namazı da beni zikretmek için kıl. Beni zikret ki dilin durmasın. Beni zikret ki körleşmeyesin, körelmeyesin. Beni zikret ki devamlı açılasın, gelişesin. Hamid, mecitte ki ölür, yücelir, hallere gelesin. Evet. Ne diyor? İndallahi rizqa. Evet. Evet. وَبْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ Rızkı Allah yanında, Allah'ta arayın. Allah'ta arayın. Ne rızkını? Bedenin rızkını. Ne rızkını? Canın rızkını. Ne rızkını? Aklın rızkını. Allah'ta arayın. Ondan isteyin. Evet, evet. Tamimden, taksisten bahsediyor. Mesela başta Fransızlar olmak gibi şu günlerde İslam'a saldıranlar Kenan Evren'i de dedirttiler. Cihat diye bir şey yok dedirttiler. Şimdi bu da diyor ki işte cihat tamim değil, taksis. Yani belli zaman belli şahıslara has. Haşa. Haşa. Böyle inançlardan bu ümmeti sakındırırız. Niye? Cihat üzere ölmeyen, cihat üzere olarak ölen kimse nifak hali üzere ölmekten kurtulamaz diyor Allah. Allah'ın yardımı ermedikçe İmanlı olarak ölmek zor şey. Görüyoruz adam profesör olmuş. İmanından çıktığı gibi insanları imanından çıkarmaya var gücüyle çalışıyor. Niçin? Yalanmak için. Anadolu'da bu tabiri iyi anlarlar. İyi bir Türkçe. Yalanmak için. Ha, lanet etmesine gelince Cenab-ı Hakk'ın laneti şu. Haini güç sahibi. Danışmaz. Danışmaz, oturum yapmaz. Kimseye yetki vermez ve sormaz. Ve la yüşrikü fi hukmihi ahada, kararında kimseyi ortak etmez. Güç sahibi, sonsuz kudret kuvvet sahibi, şeytanı kovduğu gibi kovar. Ve
Ya Rabbi bana biraz rahmet ver diyen de mahrum kor. Kovarak her türlü rahmet ve yardımdan mahrum koymak demektir. Peygamberleri lanetlemek ehline hoş bir icraattır. Bakın bu lanet etmeyi bilenlere hoş bir icraattır. Estaizu billah. Lu'inellezine keferu min beni İsraile ala lisan Davud ve İsa ibn Meryem. Hazreti Meryem aleyhisselam, Meryem aleyhisselam annemizin o şanlı yavrusu yüce peygamber, altı büyük, dört, hatta dört büyük peygamberden biri olan İsa Efendimiz şefkat ve merhamet timsaliydi. Ama Allah Teala burada diyor ki İsrail oğullarının kafirleri Davud ve İsa dilinden lanetlendiler. Yani ey Rabbim, bunları verdiğin makamlardan kov ve rahmetini kes ve sonsuz azap çukuruna at dediler. Hak edene, yahu bakın mazlumu tutmuş Suriyeli birkaç sapık alçak, secde et. Neye? Neye? Beşşar'ın resmine. La ilahe illallah diyor genç. La ilahe illallah çırpınıyor. Üzerine benzin döküp yakıyorlar. O çırpınırken boynunu kesiyorlar. Ya, ya Allah Teala buna lanet etmesin de rahmet etsin hain. Hain, sen bunları biliyorsun. Ama Allah'tan korkmuyorsun. Utanmıyorsun. Hayatı dünyadan ibaret zannediyorsun. Ahireti hesaba katmıyorsun. Kardeşlerim, sen kimsin derseniz, ben Allah'ın kulu, kölesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ve Kur'an'ın hizmetkarı, hem de çocukluğumdan beri yüce ilimlerin kölesi oldum, hamdolsun. Rabbime şükürler olsun. Bir tefsir yazdım. İnşallah eline geçen herkes bana dua edecek. Çünkü eline geçenler çokça dua ediyorlar. Böyle böyle Allah kelamını bu şekil, bu tarzda açıklayıcı bir tefsir görmedik diye dualar ediyorlar. Çünkü sözlerin en güzeli Kur'an-ı Hakim olduğu gibi açıklamaların da en şereflisi ona yakışır. O baştan sona Bismillahirrahmanirrahim ayetinin bası ile Kul euzü birabbin nasın minel cinneti ve nasini arasında bes tamamıyla Allah kelamıdır. Ona iman edene ne mutlu, onu veya ondaki bazı hükümleri inkar edenlere ne yazık. Allah Teala'nın kimseye ihtiyacı yok. Ancak eden kendisine eder. Kardeşlerim, Allah'a hamdolsun. Yozgat'ta hocam demişti ki sen halka yararlı büyük bir müftü olursun ama müftü ol. Geldik Kayseri'de müftü olur muyuz diye şey yaparken hem imamım hem de ilahiyatta öğrenciyim. Bir gün baktım ki Kenan Erebren'e yaranmak için Balıkesir müftüsü o gün bir hutbe yazmış. Kenan Evren de onu camlatmış. 67 il var o zaman, il müftülüklerini asmış. Oradan döndüm deli gibi çağırarak, arkadaşlar ben müftü olmaktan vazgeçtim. Neyse, okul bitiyor, ilahiyata öğretim görevlisi olarak dönmem için çalışmalarımı bilen hocalarım var. Bana yollar gösterdiler. Düşünüyordum, Kenan Evren devrim yaptı. Kenan Evren'den evvel koskoca İhsan Doğramacı. Kenan Evren'den evvel o işte Türkiye'nin meşhurlarından Süleyman Demirel'e, İhsan Doğramacı Cumhurbaşkanı olduğunda adeta taptı. Onu görünce her şeyi unutur. Allah Teala zatın aklına hiç gelmez. Kenan Evren geldi, birçok tanıdığım profesörler taparcasına Kur'an'ı yanlış tevil ve tefsir etmeye çalıştılar. Dedim ki ben profesör de olmayacağım. Ne olacaksın, köye gidiyorum ben, çiftçi olacağım. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdolsun. Bir deli arkadaşım dedi ki sen kaçıyorsun ya. Ya sen bu ümmeti okut. Nasıl ki 13 yaşından beri okutuyorsun, ona devam et. Köye gideceksin. Köyde dedin bir oda yapacağım, işte kapısı herkese açılıp olacak, geleni okutacağım. Lan kimi bulup da dedi. Kim okutacaksın, böyle konuşuyor lanlı manlı deli bir arkadaşım. Kur'an-ı Hakim'e Allah'a sığındım. Resulullah Efendimiz'in ruhunu okudum, açtım. Hazreti Musa'nın ashabının balla hem de etlerin en lezzetlisi bıldırcın etiyle
beslenip Allah yolunda cihad ederlerken bizi bir köye bırak, Mısra'nın orada cins isim, özel isim değil. Yoksa bildiğimiz Mısır gayri munsariftir, o munsarif. Bizi herhangi bir Mısra, herhangi bir yere, yöreye bırak, efendim ekip biçelim soğan, sarımsak, bilmem işte hıyar vesaire, mercimek, nohut, bakliyat. Evet, yeşillikler vesaire ile yaşayalım. Ora çıktı. Baktım ki deli arkadaş doğru söylüyor. Biz kaçıyoruz. Ve Allah'a hamdü senalar olsun. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Hizmete devam ettik. Bugün çokça profesör, vaiz, müftü arkadaşım, Allah'a sonsuz hamdü olsun, İmam Müezzin, Allah'ın yolunda sadece lider Hazreti Muhammed Aleyhisselam diyerek ama bütün üstadlara saygı duyarak, ümmete dualar ederek hizmet veriyorlar. Biz de onlara öncülük yapıyoruz. Onlar yoruluyor, biz yorulmuyoruz. Allah Teala din ve dünyamızı mamur etsin. Resulullah'ın sergilediği, Allah'ın sergiletmesiyle sergilediği yüce din, İslam'ı layıkıyla yaşamak şerefine erdirsin. Bir de şuna dikkat çekerim. Adam Müslümanların Ramazan'ını kutluyor. Sana ne ya? Sen Kur'an'ı inkar edince ne oruç var ne bir şey var, ne namaz var. Ne oruç var ne namaz var. Kur'an'ı inkar ediyorum çünkü. Halbuki ilahi farzlar ve buyruklar Kur'an'la. El-Fatiha.